Dubai hakkında öğrenmeniz gereken hem lüks ve ihtişam dolu hem de can sıkıcı bazı gerçekler var. Bu çok eğlenceli görünen şehrin aslında bir de diğer yüzü var. Videomuzdaysa Dubai'nin tüm yüzlerine hakim olacaksınız. Gelin vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bir, turizm. Dubai, son dönemlerin en popüler tatil destinasyonlarından biri. Özellikle kış aylarında bile Dubai'de denize giriliyor olması buranın cazibesini daha da artırıyor. Bu lüks şehirde tatil yapmak özellikle dünya yıldızlarının bir numaralı tercihi. Bu ünlülerden biri de yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo. Her yıl mutlaka Dubai'ye giden Ronaldo, bu lüks şehri gecesiyle gündüzüyle sevdiğini dile getirmiş. Yıldız futbolcu, sıcak duygular için teşekkürler Dubai. Ailece en güzel anları yaşattığınız için teşekkürler. Dubai benim ikinci evim. Ailem güzel insanlarınızın iyi karşılaması ve cömertliği için minnettar notunu yazmış. Ronaldo'nun gönderisi 13 milyondan fazla beğeni almış. Ailesiyle beraber Dubai'nin tadını çıkaran Portekiz yıldız gündüzleri sıcak kumlarda güneşlenip denize girerken geceleri de Dubai'nin keyfini çıkarmış. Önce geleneksel Dubai gecelerinde, ardındansa otelinde yer alan gece kulübünde sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmiş. Ronaldo, Dubai'nin veliaht prensi Hamdan bin Muhammed'le de yakın arkadaş. Ödül töreni için Dubai'ye gittiğinde ikili bir araya gelmiş ve sosyal medya hesaplarında birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşmışlar. 2. Enlerin şehri. Dubai'nin turistik olmasının bir diğer sebebi ise enlerin bölgesi olması. Mesela dünyanın en geniş metrekareye sahip alışveriş merkezi Dubai Mall burada. AVM'nin içerisinde kocaman bir akvaryum dahi var. Sadece 10.000 adım atarak AVM'nin %1'lik kısmını gezebiliyorsunuz. Mall of Emirates ise başka bir devasa AVM. Bu AVM'nin içerisinde kocaman bir kayak pisti var. Kayak pistine girince içerisindeki gerçek penguenleri sevip fotoğraf bile çektirebiliyorsunuz. Yani çölün ortasında olsanız bile Dubai'de penguen sevebilirsiniz. Gelelim Dubai'nin başka enlerine. Burj Khalifa dünyanın en yüksek binası unvanıyla ünlü. 1,5 milyar dolar harcanarak inşa edilen bina 828 metre uzunluğunda. Burj Al Arab en lüks otellerinden biri. Dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli. 201 odası bulunan otelin tüm odaları suit ve çatısında helikopter pisti var. 3. Lükse düşkünlük. Dubai'yi bu kadar ilgi çekici yapan özelliklerinden biri de ultra lüks bir şehir olması. Hatta öyle ki şehirdeki polis arabaları bile oldukça lüks. Dubai'de polisler suçlulara ayak uydurabilmek için Lamborghini, Ferrari ve Bentley'lere biniyorlar. 2013 yılında emniyet filosunda bir McLaren ve 2014'te Bugatti Veyron eklemişler. Bunun yanında Dubai'li yerliler zengin oldukları kadar unutkanlar da. 2015 yılında bir yolcu Dubai havaalanı tuvalet kabininde 35 bin euro tutarında bir nakit unutmuş. 2016'nın ilk 4 ayındaysa havalimanında unutulan eşyaların değeri 9 bin euro tutarında bir stopaj bırakmış. Dubai halkı lükse cidden çok düşkünler. Bunu da şehirdeki çok sayıda altın veren ATM'lerden anlıyoruz. Otomatın içinde piyasadaki gerçek zamanlı dalgalanmalara paralel olarak her 10 dakikada bir fiyatları değiştiren bir bilgisayar bile var. Biraz şaşırtıcı ve eğlenceli görünen altın otomatı Dubai'yi farklı kılan şeylerden bir diğeri. 4. Kölelik sistemi. Buraya kadar bahsettiklerimiz Dubai'nin ne kadar muhteşem bir şehir olduğuyla alakalıydı. Ama videomuzun başında da söylediğimiz gibi Dubai'nin bir de öteki yüzü var. Rüyalar şehrinin perde arkasında tam anlamıyla kölelik zulmü hüküm sürüyor. İşçi haklarının neredeyse hiçe sayıldığı Dubai'de çalışanlar kendi rızalarıyla işten çıkamıyor veya iş değiştiremiyor. Tam anlamıyla kölelik sistemi hakim. Her yabancı çalışanın kendisine ait sponsoru bulunuyor. Çalışanların sponsorunun izni olmadan iş değiştirmeleri ve Dubai dışına çıkmaları özel yasalarla yasaklanmış. Ayrıca iş yerinden istifa edenler, işten çıkartılanlar veya sponsorundan gerekli belgeyi alamayanların Dubai'de oturma izinleri de iptal ediliyor.
Bunun dışında işçi, teknisyen gibi bazı meslek gruplarının ailelerinin Dubai'de oturma izni hakkı bulunmuyor. Ayrıca yabancı işçiler, özellikle de kadın yabancı işçiler sık sık cinsel istismara maruz kalıyor. Hatta Filipinli bir kadın işçi patronundan kaçmak için balkondan kendisini atmaya kalkmış. Yaşanan olay dünyada gündem olmuştu. 5. Şehirleşme. Dubai'nin daha çok zıtlıklar şehri olduğunu söyleyebiliriz. Bunun en güzel örneği ise şehirleşmesi. Bir tarafta 163 katlı gökdelenler, çok katlı villalar, apartmanlar ve tek katlı evlerin her birini görebilirsiniz. Diğer taraftaysa daha çok işçilerin yaşadığı müstakil ve kötü durumdaki evler var. Dubai şehrinin gerçeği ise iki zıt yaşamların yaşadığı mahallelerin yer aldığı bu fotoğraflar. Düzensiz şehirleşme beraberinde altyapı problemlerini de getirmiş. Dubai'de biraz bile sağanak yağış olsa bütün şehir altüst olabilmektedir. Bunun sebebi şehrin her yerinde kanalizasyonun olmaması. Yani teknoloji, zenginlik, lüks diyoruz ama altyapı gibi basit bir konuda Dubai sınıfta kalıyor. 6. Kraliyet ailesi. İnsanlar bazen yoksullukla sınanır. Bazen de dünyanın en zengin ülkelerinin birine kral olarak. İkisi arasında bazen fark olmayabilir. İçinizden nasıl fark olmayabilir dediğinizi duyar gibiyiz. Öyle bir kral düşünün ki öz kızı kendinden ve ülkesinden kaçabilmek için bin bir türlü plan yapıyor. Bu da yetmezmiş gibi aynı yastığa baş koyduğu eşi özel bir jetle ülkeden kaçıyor. Tüm bunlar nerede mi yaşanıyor dersiniz? Rüyaları süsleyen Dubai'de. Dubai emirinin kızı Prenses Latife, Dubai'den kaçmaya çalıştığı gemide komandolar tarafından yakalandığını ve ilaçla uyutulup geri getirildiğini söylüyor. Prenses Latife daha sonra kendisine gizlice verilen telefonla videolar çekip internette paylaşmaya başlamış. Latife videolarında kapıları kilitli, dışarıda ve içeride polislerin olduğu bir villada tek başına tutulduğunu söylüyor. Buradan da anlaşılacağı gibi Dubai'de kraliyet ailesi her ne kadar halktan daha fazla haklara ve ayrıcalıklara sahipmiş gibi görünse de gerçek yine bambaşka. Peki siz bu zengin ve ihtişamlı şehrin kralının kızı olmak ister miydiniz? Dubai hakkında ilginç gerçeklerden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki siz Dubai ve gerçekleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.